Bir AK Partili kadın aynen şunu söyledi geçen. Bu millet size, iktidara söylüyor. Bu millet size parasını verdi. Malını verdi. Canını verdi. Sen bir huzur veremedin diyor. Doğru mu? Doğru. Parasını verdi. Canını verdi. Malını verdi. Ya sen bu millete bir huzur bile veremedin. Doğru mu? Doğru. Sarayda oturanlar ahtapottur. Bir başı var, bol miktarda kolları var. O kollarında vantuzları var. Vantuzları millete yapışmış vaziyette, milletin kanını emiyorlar bunlar. O ahtapotlardan hesap sormak bu milletin namus görevidir. Eğer fakiri fukarayı düşünüyorsanız, yoksulu düşünüyorsanız, işsizi düşünüyorsanız, o vantuzları kesmemiz lazım. Ahtapotlardan bu milletin kurtulması lazım. Bizi dinleyen vatandaşlarıma söylemek isterim. Hangi partiden olursa olsun. Bu salı günü sabah akşama kadar bir günde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faiz 277 milyon 610 bin Türk lirası. Bir günde eski parayla 277.6 trilyon Türk lirası. Dolar olarak vuruyorsunuz, bir günde bu salı günü ödeyecek olan Londra'daki bir avuç tefeciye ödeyecek olan faiz 48 milyon 703 bin dolar. Demek ki para var, nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Bir günlük tefecilere bir gün için ödediği faizi esnafa ödese esnaf rahatlayacak. İki günlük ödese esnaf bayram edecek. Üç gün ödese Allah razı olsun diyecek. Dört gün ödese ya bu memlekette sosyal devlet de varmış ya. Bizi açıkta bırakmadı diyecek. Ama bunlar olmadı. Birisi konuştu mu? Hemen hedef gösterin. Yargılayın, tutuklayın, hapse atın. Geldiğimiz süreç budur. Sanıyorlar ki biz bu baskıları kurarsak sonuca ulaşırız. Millet gerçekleri görmez ve biz tekrar iktidar oluruz. Ne kadar baskı kurarsan kur, arkadaş sen gidicisin. Bu millet seni gönderecek. Artık bıktı. Artık bıktı. Bakınız, özellikle AK Partili kardeşlerim ya da AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. ATV'yi de pek çok vatandaşımız izler. Şiddet, aile yapısını derinden sarsan, ensest ilişkileri gündeme getiren televizyon kanalı hakkında 90 bine yakın, 90 bin, 10 bin değil, 5 bin değil, 10 değil, 50 değil, 90 bin şikayet geliyor, 90 bin, bir tek dosya bile görüşülmüyor RTÜK'te, bir tek dosya bile. Gerçekten de insanın içi acıyor. Ya bu memleket bu hale mi gelmeliydi? Gerçekler ortada dururken baskıyla siz neyi elde edeceksiniz? Ayakkabı kutusundan rüşvet alanlar vardı burada. Ayakkabı kutusunda. Meclis başkanına seslenmek isterim. Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adam, yani şimdiki büyükelçi, o kürsüye çıkıp konuştuğunda siz hep beraber alkışlamıyor muydunuz? Hep beraber alkışlıyordunuz. Bu mudur itibar? Meclisin itibarını bozan sizsiniz aslında. Meclisi itibarsızlaştıran aslında sizsiniz. Bir odaktan talimat alıp el kaldırıp indirenler sizsiniz. Ahlakı bir tarafa attınız. Hukuku bir tarafa attınız. Adaleti bir tarafa attınız. Sadece ve sadece kalktınız. Ayakkabı kutusunda, affedersiniz, çikolata kutusunda rüşvet alan adamı alkışladınız siz ya. Hangi itibardan bahsediyorsun sen? Değerli arkadaşlar, yine bu kişi milletvekiliyken Allah'ın kelamı olan Bakara suresini her cuma günü Bakara makara yazıyorum, bir tweet atıyorum diyen adamı siz alkışlamadınız mı? Allah'ın kelamıyla dalga geçen adamı büyükelçi yapmadınız mı? Dindar olduğunu söylüyorsun. Allah'ın kelamıyla dalga geçen adamı alkışlayanlara Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne zamandan beri dindar demeye başladılar?
Şimdi bu sahtekar adam, bu rüşvetçi adam korkudan bakın tazminat davası açamıyor. Bu nedenle üstüne gidiyorum. Bu sahtekar adam büyükelçi olduğu ilde gitmiş camiye, efendim fotoğraf çekiyor, oradan da reklamını yapıyor. Şimdi sormak istiyorum ya. İbadette reklam var mıdır? İnançta reklam var mıdır? Yani Allah'ı kandıracağını mı sanıyorsun sen? Ve bunlar bu parlamentoda milletvekilliği yaptılar. AK Parti sıralarında milletvekilliği yaptılar. Benim içim acıyor. Neden? Her inanca duyduğum saygı dolayısıyla. Neden? Her kimliğe duyduğum saygı dolayısıyla. Ama bunlar kalktılar, ellerini kaldırıp indirdiler ve alkışladılar. Yine bu mecliste iş takipçiliği için, iş takipçiliği için 1 milyon dolar para alanın belgesini çıkardım. 1 milyon dolar. Mahkeme dosyasında, bir de mahkeme dosyasına koymuş. O kadar güveniyor ki kendisine. O da şimdi büyükelçi. 1 milyon dolar iş takipçiliği için para alan adamı siz mecliste kürsüye çıktığında alkışlamadınız mı? Bana hangi itibardan söz ediyorsun? Hangi ahlaktan söz ediyorsun bana? Bakın daha acı bir şey. Parlamentoda malum elektronik oylama var. Herkes şifresini girer, parmağını basar, elektronik oylama sonucunu başkan alır. Elektronik oylamaya giremeyen veya şifresini unutan bir pusulaya adını yazar, başkanlığa gönderir, der ki ben buradayım. Şimdi meclis başkanına sormak istiyorum. Mecliste olmadığı halde, mecliste olmadığı halde, Ankara'da olmadığı halde, hatta Türkiye'de olmadığı halde, ben meclis genel kurulundayım diye oy pusulası gönderen AK Parti milletvekillerine bir şey dedin mi sen? Bu sahtekarlığa bir şey dedin mi sen? Kalkıp Yılmaz Öz ile bu davayı açmasaydın bunları söylemeyecektin. Ama sen yerini bileceksin, konumunu bileceksin. Sen kalkacaksın, sahtekarlık yapan insanları alkışlayacaksın. Sahtekarlık yapan insanları gizleyeceksin. Bir milletvekili olmadığı yerde ben buradayım diye pusula gönderiyor. Sahtekarlık değil midir? Sahtekarlıktır. Aldığı para haram mıdır? Evet, el hak haramdır. Ve bu adam Türkiye'de dedi. Nerede? Hac'da. Ya gerçekten de aklın ve mantığın alamayacağı şeyler. Bir inanç bu kadar istismar edilir ya, bu kadar istismar edilir. Sonra kalkmış diyorsun ki efendim Yılmaz Özdil bir yazı yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsiyetine hakarettir bu. Ya hakareti siz yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bu yeni olaylar değil zaten. Eskiden de vardı bu. Jet Fadıl diye birisi vardı değil mi? Hatırlarsınız. AK Parti'nin en önemli adamı Jet Fadıl. Otomobiller yapmaya kalktı, saraylar yapmaya kalktı, milleti bir değil birden fazla dolandırdı. Jet Fadıl bir dönem ne demişti biliyor musunuz? Jetpan'ın ihtiyacı olsaydı Sergen'e yaptığım yatırımla, o dönemin sporcusuna para veriyor, 20-25 tane milletvekili alırdım. 10 milyara, 50 milyara, 30 milyara milletvekili alıyorsun. Milletvekili satın alıyorsun diyor. Jetpan da söylüyor bunu. Satın alınan milletvekilleri var mı? Elbette var. 1 milyon dolar var mı? Var. İş takipçiliği aldı mı? Aldı. Ne demektir bu? O milletvekilini satın almak demektir. Sen meclis başkanı iken buna ses çıkardın mı? Saraya gidip de Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan, Sayın Genel Başkanım, rüşvet alanlar ne zamandan beri büyükelçi tayin edilmeye başlandı? Bu Türkiye'nin itibarına zarar veriyor. Vazgeçtim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarından. Türkiye'nin itibarına zarar veriyor. Dedin mi? Demedin. Diyebilir misin? Diyemezsin arkadaş, diyemezsin sen. Diyemezsin sen. Onu söylemen için mangal gibi